sen İspanyol vatandaşısın, niye İspanya hakkında değil de İsviçre hakkında video çekiyorsun diye sorabilirsiniz. Çünkü gittik ve gördük, İsviçre'yi gezdik. Dolayısıyla bu videoyu yapabilecek bilgi birikimine artık sahip olduğumu düşünüyorum. İşte karşınızda İsviçre'de asla ve asla yapmamanız gereken 10 şey. Öncelikle bazı insanların İsviçre'yi ve İsveç'i karıştırdığını fark ettim. İsveç Vikinglere ait arkadaşlar. Yukarıda bir yerlerde Avrupa'nın en üst kısımlarında kalan bir ülke. Şimdi bahsettiğimiz ülke ise İsviçre. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Avrupa'nın kıskandığı, asgari ücretin aşırı derecede yüksek olduğu bir ülke. Yani aşırı derecede diyorum çünkü Türkiye'ye kıyasla 28 bin liralık bir asgari ücret söz konusu. 3500 dolara denk geliyor. Peki ayda bu kadar çok para kazansaydınız ne yapardınız? Eğer diğer videolarımızı izlemek isterseniz, mesela milyonerlerin gittiği bir süpermarket vardı, her şey çok pahalıydı. Ya da normal bir süpermarketteki fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz bununla ilgili de videolar yaptık. Kartın üstüne bırakacağım, onları da izleyebilirsiniz. Bu arada öyle bir ülke ki her şey için sizden vergi istiyorlar. Mesela evinizde köpek besliyorsanız bunun yıllık bedeli 160 dolar. Bu tarz vergileri de hesaba kattığınızda gerçekten bu asgari ücretin aslında çok da fazla olmadığının farkına varıyorsunuz. Her neyse, ama bizim konumuz bu değil. Bugün bu videoda 10 tane asla ve asla İsviçre'de yapmamız gereken şeyden bahsedeceğiz. Ama bu bilgiye geçmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. İsviçre'de tam 4 tane dil konuşuluyor. Yaklaşık 8 milyon nüfusa sahip diye biliyorum ama bu bilgiyi internetten araştırabilirsiniz. Benim çok eskilerde aklımda kalmış bir bilgi. Böyle olunca iş nasıl 4 tane dil konuşuluyor bu ülkede diye insan soruyor. Mire de tic, yanlış söylüyor olabilirim. Parliamo anche italiano. Bir de Romanç diye bir dil ama bunun nüfusun çok az bir kısmı konuşuyor. Genelde yaşlılar ya da işte dağlık bölgelerdeki minik köylerde bu dile rastlayabilirsiniz. Onun dışında diğer 3 dil daha fazla kullanılıyor. Biz Albinen diye bir köye gitmiştik. Bununla ilgili de bir video hazırladım. Çünkü o köyün değişik bir özelliği vardı. Hükümet o köyde yaşayanlara 70 bin dolar para yardımı yapıyordu. Bununla ilgili bir video çektik. O köy dağın tepesindeydi. Yani Alp dağlarını aşmanız gerekiyordu köye varmak için. İşte orada bu Romanç diline rastladık diyebilirim. Sadece çok az kişinin konuştuğu bir dil. Peki İsviçre'yi başka nasıl biliyoruz? Tabii ki çok lezzetli peynirleriyle, öyle değil mi? Suyu kaliteli, peynirleri lezzetli, sütü çok güzel. Böyle bir ülke. Heidi'nin ortaya çıktığı topraklar. Bu bilgileri de verdikten sonra artık İspanya diyorum bakın. Aklım İspanya'da. İsviçre'de asla yapmamanız gereken 10 şeyle videomuza devam ediyoruz. Eğer yere çöp attığınızı görürse polis size 300 İsveç frankı ceza kesme hakkına sahip. Bu da aklınızda bulunsun. İsviçre bu geri dönüşüm konusunda Avrupa'nın en önde gelen, en bilinen ülkelerinden bir tanesi. Her çöpü ayrıştırıyorlar. Hatta evde kullandığınız yağ ile, yani yemek pişirdikten sonra arta kalan yağı poşete başka bir yere atamıyorsunuz. Onun içinde ayrı bir konteyner var. Eğer motor yağı, yani arabanın yağı söz konusuysa hemen onun yanında gene motor yağını dökebileceğiniz bir geri dönüşüm konteyneri var. Plastik, karton, cam şişeler renklerine göre ayrılıyor demiştik. Şampanya, şarap şişeleri, bunların kapakları, teneke kutular, hepsi farklı yerlere atılıyor ve geri dönüştürülerek tekrar kullanılıyor. Hatta şöyle bir şey daha gördüm Albinen köyünde. Eğer organik çöpleriniz varsa, mesela işte elma kabukları, salatalık kabuğu, bu tarz meyve sebze kabuklarını attıkları farklı bir yer vardı. Orada toprakla birlikte karışıyor. Evet, bunu da görmüştük. İsviçre'de de İspanya gibi pazar günleri her yer kapalı. O yüzden Türkiye'den diyelim ki İsviçre'ye geldiniz ve bir pazar gününe denk geldi. Alışveriş yapmak istiyorsunuz. Her yer kapalı olacağı için aç bile kalabilirsiniz. O yüzden bu bilgiyi unutmayın. Belki çok acil bir durumda kalırsınız. Benzin istasyonlarının dükkanları oluyor ama orada her şey tabii ki iki katı pahalı. Zaten İsviçre pahalı bir ülke. Orası daha da pahalı. O yüzden alışveriş yapmak biraz sıkıntı yaratabiliyor. Türk insanının bu konuda ne kadar çalışkan olduğunu görebiliriz. Pazar günleri bile bizim normal Şok, Bim, onlar bile açık değil mi? Yani süpermarketler bile açık. Ama İsviçre'de böyle bir olay söz konusu değil. Hatta şöyle bir bilgiye ulaştım. İsviçre'de pazar günleri diğer dükkanların da açılması için bir oylama gerçekleştirilmiş ve İsviçrelilerin çoğu pazar günlerinin kesinlikle serbest olması ve hiçbir dükkanın açılmaması yönünde oylama yapmış. Gördüğünüz gibi bayağı demokratik bir ülke. Bu tarz konular için bile oylamaya gidiliyor. İsviçre'de otoyol ücreti yok. Yani aslında yok derken şöyle bir sistem kurmuşlar. Vinyeta diye bir şey var, bir yapışkan. Onu alıyorsunuz. Her sene yenilemeniz gerekiyor. Yıllık ücreti 40 euro. Bu vinyeta sayesinde otoyolda hiç durmadan ve ücret ödemeden yolunuza devam edebiliyorsunuz. Biz İspanya'dan girerken sınırda bizi durdurdular ve vinyeta denilen bu şeye ihtiyacımız olduğunu söylediler. 40 euroya aldık, onu da yapıştırdık şu an arabamızın önünde. Böyle pahalı bir ülkede sadece otoyol ücretinin yıllık 40 euro olması şaşırtıcı. Diyelim ki otoyoldasınız ve vinyeta satın almadınız. Bu durumda size 200 frankına kadar ceza kesebiliyor polis. Trafik kuralları çok önemli. Daha kırmızı yanmadan durmanız gerekiyor. Diyelim ki kırmızı yandı, sağ döndünüz, ceza. Anında ceza yiyorsunuz. Bir de bir şey fark ettim. Çok hızlı değişiyor ışık. Yani birkaç saniye içinde geçtiniz, geçtiniz. Geçemezseniz
yolda kalıyorsunuz çünkü ışık bir anda yeşilden kırmızıya dönüyor. Hiç bu kadar hızlı değişen trafik ışığı görmedim ben arkadaşlar. İsviçreliler için zaman o kadar önemli ki en ünlü saatleri İsviçre'de yapılıyor. Rolex, Omega gibi çok farklı, Cartier de İsviçre'nin olması lazım. Bu tarz saat markalarını düşündüğümüzde zamana ne kadar önem veren bir ülke olduğunu fark edebiliyoruz. O yüzden eğer çok yavaş gidiyorsunuz yolda herkes size korna çalıyor. Sürekli olarak korna yedik yani. Biz biraz streslendik o yüzden İsveç yollarında. Ama zamanın değerini bilen, en fazla bir yere 3 dakika gecikme hakları bulunan ve buna çok çok önem veren dakik insanlar. O yüzden İspanyollar İsviçre'ye gelince bayağı bir başları dönüyor büyük ihtimalle. Diyelim ki yaya geçidinde durmadınız, geçtiniz. 140 İsveç frankı cezası var ve çok tehlikeli. Bütün yaya geçitlerinde durmak şart. Bu arada normaldekinden daha hızlı araç sürmeye hiç kalkışmayın. Çünkü her yerde gizli kameralar var, tespit ediyorlar ve gene ceza. Nereye park ettiğinize, ne kadar süreliğine arabanızı bıraktığınıza, radarlara, kameralara, nereye çöp attığınıza, köpeğinizin kakasını bile yerden alıp almadığınıza dikkat etmeniz lazım. Yoksa anında ceza yiyorsunuz. Parmak arası terlikle araba sürdüğünüzü görürse bunun da bir cezası var. Eğer bu şekilde bir kaza yaparsanız arabanın sigortası hiçbir şey karşılamıyor. Bütün parayı size ödemeniz gerekiyor. O yüzden araç sürerken parmak arası terlik giymenin yasak olduğunu hatırlayalım. İsviçre'de temizlik aşırı derecede önemli. O yüzden yere çöp atmayı geçin. Diyelim ki bir eve gittiniz. Ayakkabılarınızı çıkarmadan İspanya'daki gibi direkt girerseniz size çok kötü gözle bakıyorlar. Misafirliğe nereye giderseniz gidin o ayakkabılar çıkarılmalı. Aslında bizim ülkemize benzer bir anlayış var bu konuda. Çoraplarınız temiz olmalı. Çünkü evde terlik giyme alışkanlıkları yok. O yüzden temiz çoraplarla, hatta yalın ayakta olsa temiz bir şekilde eve girdiğinize emin olmanız gerekiyor. Binalarda belli bir saatten sonra topuklu ayakkabıyla yürümek yasak. Yanlış duymadınız. Kafanıza göre ayakkabı giyip öyle her yerde yürüyemiyorsunuz. Ses çıkaran ayakkabılar belli bir saatten sonra, özellikle gece, yasak. Çok kuralcı bir ülke olduğunu söylemiştik. Mesela gecenin yarısında tuvalete gittiniz, sifonu çekemiyorsunuz. Eğer komşunuz rahatsız olursa, polisi ararsa sizin ceza yeme olasılığınız var. Diyelim ki gece 10'dan sonra topuklu ayakkabıyla binaya girdiniz. Komşunuz şikayet ederse gene ceza yeme olasılığınız var. O yüzden topuklu ayakkabı gece yasak. İsviçre'de çok ilginç bir şey daha var. Tanımadığınız insanlarla konuştuğunuzda rahatsızlık duyuyorlar. Çok güler yüzlü, nazik insanlar olabilirler ama tanımadığınız kişilerle öyle sürekli selamlaşıp işte onları durdurup böyle konuşmak falan pek mümkün değil İsviçre'de. Çünkü kendilerini hissetmiyorlar. Onu fark ettik. Ayrıca bunu fark ettiğimiz için söylemiyoruz. Bizzat İsviçre'de yaşamış insanların söylediği bir bilgi bu. Yani öyle Türkiye'deki gibi ya da İspanya'daki gibi rahat bir ortam yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada biz şu anda Almanya'dayız. İsviçre'de değiliz. İsviçre'den çıktık. Fransa'ya gidiyorduk. Fransa'ya girdik. 5 dakika sonra tekrar Fransa'dan çıkıp Almanya'ya girdik. Böyle çok tuhaf bir durum oldu. 3 ülkenin birleştiği bir kesişim noktasında olduğu için şu an kendimizi Almanya'da bulduk. Tekrar Fransa'ya geri döneceğiz ama şimdilik burada durup video çekmek istedim sizler için. Neyse, nerede kalmıştık? Yani İsviçre'de zaman çok önemli. İnsanlar zaman kaybetmek istemiyor. O yüzden birini durdurup böyle ne haber, nasılsın, işte hava nasıl falan bu tarz konuşmalar tanımadığı insanlar tarafından geldiğinde hoşlarına gitmiyor arkadaşlar. O anlamda sosyal değiller. Sadece bir ihtiyacınız varsa, bir şey sorarsanız yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu kadar. Nosotros los españoles somos muy sociales, pero los suizos no. No les gusta hablar mucho, hablan muy poco. Hatta ben bir blog yapmıştım. İspanya'nın kuzeyinde bir köyde yaşıyorduk eskiden. Bibeiro'ya çok yakındı. Oraya inmiştik ve bir adam tanımıştık. Orada yaşlı bir amca bize 40 dakika boyunca hiç abartısız, bizi tanımadığı halde bizi durdurup bütün hayatını anlatmıştı neredeyse. Yani İspanya'da bu çok normaldir. Sosyalleşebilirsiniz. Hiç fark etmez kim olduğu, tanımasanız da olur. Ama İsviçre'de asla böyle bir durum söz konusu değil. Hatta İspanya'da tanımadığınız insana selam vermediğinizde kötü duruma düşüyorsunuz. Size böyle tuhaf bakıyorlar. Niye selam vermiyor diye. Sürekli bir hola, buenos días, hola, que tal falan hep böyle konuşulur. İnsanlar alınabiliyor, kültürel bir şey, para konusunu açmıyorsunuz. Para mevzusu yok. İsviçrelilerle her şeyden bahsedin, konuşun ama para olayı... İsviçrelilerin çok sinir olduğu bir şey var, onu da fark ettik. Diyelim ki yürüyen bir merdivendesiniz. Kesinlikle yolu kapatmamanız gerekiyor. Eğer duracaksanız ve yürümek istemiyorsanız sağ tarafta insanların birikmesi gerekiyor. Sol taraf her zaman açık olmalı çünkü dediğim gibi çok hızlı hareket eden insanlar ve yol kapatırsanız büyük ihtimalle size içinden küfür edecekler. İsviçrelilerle bir görüşmeniz varsa, özellikle resmi bir ortamsa, bir dakikadan fazla geç kalmayın sakın. Bunu zaten söylemiştim, çok dakik insanlar ama gerçekten, yani abartmıyorum, 1-2 dakikanın mevzusunu yapıyorlar ve hiç hoşlarına gitmiyor. İsviçre'de zaman her şey. Ama bir şey söyleyeyim mi? Beni de mesela bekletilmek kızdırır. Ben beklemeyi hiç sevmeyen bir insanım. Hatta sanırım ben İsviçre'de yaşamalıyım ya. Niye İspanya'da yaşamışım ki bu kadar sene? İspanya bana hiç uygun değil bu konuda. İsviçre'de trene, otobüse binmeden önce mutlaka biletinizi makinelerden çıkarmış olmanız gerekiyor. Her köşede bir makine var, her durağa konulmuş. Bunun da bir cezası var. Kesinlikle biletinizi otobüste alamıyorsunuz. Önceden çıkarmanız gerekiyor. Bu ses nedir ya? Durdu. Neyse ki durdu, çok şükür.
Eğer İsviçre'de, trende, tramvayda, otobüste biraz yüksek sesle konuşursanız insanlar size dik dik bakıyor. O yüzden orada video çekerken falan çok zorlanmıştık biz. Yani bu tarz kapalı alanlarda çok kısık sesle konuşmanız gerekiyor. İspanya'da insanlar o kadar yüksek sesle konuşuyor ki, yani kavga falan ediyor sanırsınız. İsviçre ve İspanya birbirinden ne kadar farklı ülkeler ya. İsveç insanı sakin, saygılı, güler yüzlü, kurallara uyan, disiplinli, temiz insanlar. Siz bu ülkeye turist olarak gelirseniz bunlara dikkat etmek zorundasınız. Yoksa size şikayet edebilme, her konuda size ceza kesebilme hakları var. Hatta bazı trenlerde cama yapıştırılmış uyarılar görebilirsiniz İsviçre'de. Telefonla konuşmak yasak, yüksek sesle konuşmak yasak. Hatta konuşmak yasak gibi tabelalar oluyor arkadaşlar. Ne kadar güzel ya aslında. Mantıklı değil mi sizce? İspanya'da ise bir metroya girdiğinizde kim ne anlatıyor, her şeyin farkına varıyorsunuz. Herkesi böyle dinleyebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten çok yüksek sesle konuşuyorlar. Bir yere gezip gördüğünüzde insanların kültürleri, alışkanlıkları, o ülkeyle ilgili coğrafik bilgiler, bir sürü şey öğreniyorsunuz. Bunları sizlerle paylaşabilmek gerçekten çok güzel bir imkan. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videonun faydalı olduğunu ya da güzel bir video olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız benzer içerikler gelmeye devam edecek. Sadece bu tarz bilgi içerikleri değil, vloglar gelecek. Bizim karavan hayatımızı yansıtan içeriklerden de haberdar olabileceksiniz. Sürekli saçım önüme geliyor, şu an sinir oldum. Her neyse, ne diyecektim? Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Ciao, adios.